Bugün o zor dönemleri geride bırakmanın huzurunu yaşıyoruz. Genelge 81 ilin valiliğine gönderildi. Toplu taşıma ve sağlık kuruluşları hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu resmen kalktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanımının ulaşım ve sağlık kuruluşları dışında gönüllülük esasıyla sürdürüleceğini söyledi. Aydın'da konuşan Koca, uçaklarda maske takmak zorunlu mu sorusuna da yanıt verdi. Sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı 1000'in altına inene kadar olmak üzere maske kullanımı, onun dışında hiçbir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde bir açıklama olmuştu. Bunun içine uçaklar da girer. Bunun içine eğitim de girer. Bunun içine kapalı alanlar olmak üzere bütün kurumlar girmiş olur. Koca, yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlar içinse maske uyarısını yineledi. 65 yaş üstü ve diğer kırılgan grupları korumakla yükümlüyüz. Hatırlatma dozlarını ihmal etmemeliler. Risk gördükleri yerlerde maskeyle kendilerini korumalıdırlar. Öksürük gibi, burun akıntısı gibi, halsizlik gibi üst solunum yolu enfeksiyon belirtisi olan kişiler maske takarak etrafındakileri korumalılar. Bakan Koca, salgınla 2 yılı aşkın süren deneyimin ardından koruyucu maskenin önemine vurgu yaptı. Bulaş riskine karşı maske takmanın alışkanlık haline gelmesi gerektiğini söyledi. Maskenin koruyucu olduğunu, bir enfeksiyon durumu söz konusu ise bir başka kişiye bulaştırmayı önlediğini artık biliyoruz. Bundan sonraki süreçte herhangi bir vatandaşımız herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi hisseder durumda olursa mutlaka maskesini takıyor olmalıdır. Bu bizim bir alışkanlığımız olmalı.